Kadının örgütlü gücünü büyüterek yalnız değilsin, biz varız diyen Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Aylin Nazlıaka'yı buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, buyurun lütfen. Sayın Genel Başkanım, değerli eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli eşi Sayın Dilek İmamoğlu, Sayın Genel Sekreterim, Genel Başkan Yardımcılarım, Parti Meclisi Üyelerim, Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerim, Milletvekillerim, Kadın Belediye Başkanlarım, Kadın İl Başkanlarım, Kadın İlçe Başkanlarım, Kadın Kollarının Genel Başkan Yardımcıları, gene Gençlik Kollarımızın Genel Başkan Yardımcıları, Kadın Genel Başkan Yardımcıları, 81 ilden gelerek bugün coşkumuza coşku katan İl Kadın Kolu Başkanları, ...973 ilçeden gelerek gücümüze güç katan ilçe kadın kolu başkanları, değerli kadın belediye meclis üyelerimiz ve sevgili basın emekçileri, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Sayın Genel Başkanım, öncelikle böylesine büyük, böylesine güzel bir buluşmaya önderlik ettiğiniz için size şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz bu güzel buluşma için. Ve tabii bugünkü bu buluşmanın vesile olmasını, gerçekleşmesini sağlayan, çok büyük katkısı olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, Büyükşehir Belediye'mizin emekçilerine, İstanbul İl Örgütümüze, İstanbul İl Kadın Kolları Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman'a ve daha ismini sayamadığım tüm emek harcayanlara teşekkür etmek istiyorum. Birazdan Genel Başkanımız aile destekleri sigortası ile ilgili olarak detaylı bilgileri sizlere aktaracak. Genel Başkanımız 2010 yılından beri AKP iktidarına bu sigortayı yürürlüğe koyun diyor. Ancak öyle görünüyor ki 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde yer alan aile destekleri sigortasını uygulamaya koymak ilk seçimlerden sonra dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde partimizin görevi olacak. Biz yapacağız onu. Bu sigortanın biz kadınlar açısından ayrı bir önemi, ayrı bir değeri var. Bu sigorta kadını da güçlendiren bir sigorta. Ve kadının güçlenmesi demek o ailedeki çocuğun, gencin, engellinin, yaşlının, kısacası bütün ailenin güçlenmesi demek. Ailenin güçlenmesi demekse bir toplumun daha sağlıklı bir düzene sahip olması anlamına geliyor. İşte o yüzden biz kadınlar olarak bu aile destekleri sigortasına daha farklı bir inançla, daha farklı bir kararlılıkla sahip çıkmalıyız. Değerli katılımcılar, geçenlerde yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuk gördüm. Çöp konteynere karıştırıyorlardı. Yanlarına gittim. Ne yapıyorsunuz dedim. Kağıt topluyoruz dediler. Peki bu saatte okulda olmanız gerekmez mi dedim. Acı acı gülümsediler. Sonra biraz sohbet koyulaşınca sordum onlara. Bana bir hayalinizden bahsedin dedim. Bir çocuk hemen cevap verdi. Karton kutu bulmak dedi. Neden dedim?
kağıttan daha iyi para ediyor da onun için dedi. İşte aile destekleri sigortası çocuklarımızın hayal kurabilmesi için hayata geçecek. Çocuklarımız yatağa aç girmesin diye hayata geçecek. Öyle görünüyor ki çocuklarımızın sadece dününü, bugününü, yarınını değil hayallerini de çalmışlar. Ancak bu düzeni ilk seçimlerde değiştireceğiz. Gene geçenlerde Sincan'daydım. Sincan ilçe kadın kolu başkanımızı da gördüm. Ayağa kalkabilir mi? Salon çok kalabalık ama. Evet, burada, arkalarda. Sincan'da bir pazar yerini geziyoruz. Orada bir kadınla tanıştım. Dedi ki bana, sanmayın ki buraya alışveriş yapmaya geldim. Burada pazarcılara yalvarmak için bulunuyorum. Çünkü evde 3 çocuğum var, işsiz bir kocam var, engelli bir kayınvalidem var. Dolayısıyla akşam saatlerinde geleceğim. Buradaki artık sebze ve meyvelerle evdeki çocuklara, evdeki engelli kayınvalideme yemek yapmaya çalışacağım. Onların karnını doyurmaya çalışacağım. İşte aile destekleri sigortasını sadece çocuklar için değil, sadece kadınlar için değil, engelliler için, yaşlılar için, kısacası yoksul olan tüm halkımız için hayata geçireceğiz. Size bir de Hacer'den bahsetmek isterim. Hacer bizim Yaşamak projemiz kapsamında elimizi uzattığımız bir kız kardeşimiz. 11 yaşında evlendirilmiş, 12 yaşında anne olmuş, 3 çocuk dünyaya getirmiş, evlendiği birinci günden itibaren sistematik olarak şiddet görmüş, kocası uyuşturucu müptelası, ne zamanki çocuklara da şiddet uygulamaya başlamış, Hacer bizim 444-8285 numaralı yaşamak hattımızı aradı ve yardım istedi. Onu başka bir ile yerleştirdik. Kimlik bilgilerini değiştirdik. Eşinden boşandı fakat hiçbir bağı olmasın istediği için nafaka falan da istemedi. Hiçbir geliri yok. Ve Hacer bu ülkede yaşayan, okuma yazma bilmeyen 3 milyon kadından sadece biri. Şu anda bu Hacer işsiz. İşte aile destekleri sigortası kendisine yeni bir başlangıç yaratmak isteyen yalnız anneler için de var olacak. Onlara da çok büyük bir destek olacak değerli arkadaşlarım. Bir de kısaca Yeter'den bahsetmek isterim. Hani hep hane halkı diyoruz ya, birazdan Sayın Genel Başkanımız detaylarını açıklayacak. Hane halkının içerisinde tek kişilik yoksul bireyler de var. Yeter hayatını limon toplayarak geçiriyor. Hiç evlenmemiş, annesi babası vefat etmiş. Geçenlerde limon toplarken ağaçtan düşmüş ve ayağı kırılmış. Ve çalışamadığı günlerde Hacer'in geçimini sağlayabileceği tek bir kuruşu bile yok. Bir TL'si bile yok. İşte aile destekleri sigortası bu yalnız kadınlar, yalnız erkekler içinde yoksulluğa büyük bir kalkan olacak. Ve tabii bir de gençlerimiz var. Gençlerimiz. Mesela Yasin. Türkiye'deki iş bulamayan her 4 gençten birisi gibi Yasin de işsiz ve öğlene kadar uyuyor. Çünkü yapacak bir şey yok. Bana dedi ki arkadaşlarımla hani bir çay içmeye gitsem çay olmuş 5 Türk lirası. Dolayısıyla Yasin büyük bir geleceksizlik kaygısı içerisinde. Çok umutsuz, çok mutsuz bir gencimiz. Aile destekleri sigortası hem bu gençlerimizi hayata kazandırmak için hem de kamuda istihdamda öncelik sağlayabilmek için var olacak. Onun için gençlerimiz de aile sigortası hayata geçtikten sonra umutsuz ve mutsuz olmayacaklar. Evet.
Sayın Genel Başkanım, müsaade ederseniz konuşmamı sonlandırmadan önce ve değerli parti yöneticilerimiz birkaç cümlede burada kadın kolları başkanlarımızı görmüşken onlara hitaben söylemek isterim, onlara seslenmek isterim. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilde, 973 ilçede sokakları arşın arşın gezdik. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle her yere gittik. Yaşamak projemizi anlattık. Ama şimdi partimizin çok önemli bir sosyal devlet projesi bizlere emanet değerli arkadaşlarım. Onun için az önce Canan Başkanımızın söylediği gibi İstanbul'da nasıl kapı kapı gezilecekse 81 ilde de tüm ilçelerde de kapı kapı gezmeye, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya hazır mısınız? O halde sizlerden bir şey rica edeceğim. İllerinize, ilçelerinize döndüğünüzde derhal bir planlama yapın. Sonrasını zaten sizlerle konuşacağız. Sonraki süreci sizlerle konuşacağız. Bu arada yıl sonuna kadar olan yeni üye, yeni kadın üye hedefini gerçekleştiren il başkanlarımız aramızda. İzninizle onları bir alkışlayalım. Şunu çok merak ediyorum. 100 bininci yeni kadın üye acaba hangi ilden çıkacak? Her ilin bu konuda birbiriyle yarıştığını biliyorum. İnşallah en kısa zamanda 100 bininci yeni üyemize de size söz verdiğimiz gibi ulaşacağız Sayın Genel Başkanım. Yeni kadın üye bu arada, parti üyesi değil. Evet, iktidar en çok kadınlardan korkuyor. Çünkü kadınların dönüştürücü gücünü biliyor. En çok kadınlardan korkuyor çünkü biz kadınların hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi yaşam biçiminden olursak olalım, görünmez iplerle birbirimize bağlı olduğumuzu da çok ama çok iyi biliyor. İşte o yüzden partimizin kadın kolları olarak Atatürk'ün izinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde partimizi ilk seçimlerde iktidara taşıyan öncü güç bizler olacağız. Sizden bunun da sözünü almak istiyorum. Fakirden alıp zengine veren bu düzeni bizler hep birlikte örgütümüzle, partimizle, parti yöneticilerimizle hep birlikte sonlandıracağız. Ve tekrar buradan haykıralım. Geliyor gelmekte olan, seçimden kaçış yok Erdoğan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.